Evet, Akıllı Yusuf Bardağı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerik. Adı Akıllı Yusuf Bardağı. Başta da söylediğim gibi. Yanımda Eren var bugün kameranın arkasında. Selamlar. Eren aklından bir şey tutacak. Ben de onu 20 soruda bileceğim inşallah. Hadi o zaman başlayalım. Ben o zaman bilgisayar algoritması modon. Tamam. Akıllı Yusuf Bardağı'na hoş geldin. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onu 20 soruda biliyorum. Ama bak, bir şehir adı veya özel bir şey olmasın, yoksa bilemem, tamam mı? Tamamdır, başla. Evet, tut o zaman aklından. Tuttum. Şu an Eren'in tuttuğu şeyi de şuraya koyarız herhalde. Evet, o zaman ilk soruyla başlıyorum. Sapı var mı bu sapı? Yok. Kırılabilir mi? Hayır, kırılmaz. Mikrodalgaya sığar mı? Sığar. Kırılmadan bükülebilir mi? Kapak kısmı bükülemez ama iç kısmı bükülebilir. Bazılarının kapak kısmı da bükülüyor ama bazılarının bükülmüyor. Nasıl bir şey abi, kapağı bükülmüyor ki? Çöp kovası diyeceğim de yani, o da değil. İç tarafı kesin bükülür. İçin içi. Ama kapağı bazıları bükülür, bazıları bükülmez. Mutfakta bulunur mu? Hayır. Oturma odasında bulunur mu? Bazen bazıları koyuyor oturma odasına. Yaklaştım bak. Evet, o kırılır ki aga. Değerli mi? Yani kimine göre bir şey açısından başka, yani şimdi söyleyemem, bilirsin. Bir şey açısından çok değerli bir şey. Ama zenginlikten açısından değerli bir şey değil. Zenginlik, servet açısından değerli değil ama başka bir şey açısından değerli. Birine hediye edebilir misin? Edersin. Hem de çok adidir. Bazı fakirler para bulamayınca onu alır, onu hediye eder. Aga sen de nasıl bir gömdün artık, Allah'ım yarabbim. Aga yani manevi değeri varsa onun fakirlikle bir alakası yok bence. Yok yani hayır. Eğlendirir ucuza mi? Kaçmak yani, bazıları eğlendirir, hep türleri farklıdır, farklı türleri vardır. Abi sen nasıl bir şey soruyorsun ya, yumuşak mı? Hayır. Ses çıkarır mı? Hayır. Yani çok çıkarmaz. Ama ya çıkarmaz ya. Ses çıkarmaz. Tatlı mı? Hayır. Bu soru neden vardı ki burada ve ben niye sordum? Sen kullanıyor musun? Evet, tabii ki. Abi yok artık, nasıl bir şey sordum. Kırılmıyor değil mi, eminsin? Eminim. İçindeki şey bükülebiliyor. Hediye olarak verilebiliyor. Abi çok garip bir şey bu, ben bunu anlamadım ama. Öylesine. Soru sormaya devam et. Sorum mu bitti? Evet, soru bitti. Tamam, o zaman ekstra soruma geçiyorum artık. Tamam. Baş harfi ne? Söyleyemem. Ekstra soruları söylemez misin? Bir tane ekstrem soru sorayım lan. Tamam, ama cevabını evet ya da hayır ya da emin değilim gibi şeylerle verebilirim. Öyle direkt baş harfiyle son harfini, al adını diye soramazsın. Yani süs eşyası mı? Hayır. Süs eşyası da değil. Pas. Tamam, söyleyeyim. Neydi? Kitap. Kitabın kapağı. Kapağı, ciltli kitapların kapağı kırılması aşırı zor, bükmesi. Ciltli olunca kapağı çok sert oluyor. Ama normal olunca bükülebiliyor. Abi yani şöyle söyleyeyim. Çok kitap okurum ama yanlış anlattı. Neyi yanlış yani anlattı? Yani anlattığına göre kapağı bükülebiliyorsun, böyle diyorsun. Yani böyle sanki uzun ince bir şey gibi
sanki böyle içine bir şey bükülebilir dediği yani, şu şekilde sayfaları şöyle şu şekilde bükülebilir, şöyle apaçık bükersin ama ciddi olanlar sert olduğu için bunu buradan bükemezsin. Neyse yani bunu bu sorularla akıllı çay, bu cevaplarla akıllı çay bardağı bile bilemezdi ama neyse devam ediyorum. Şöyle göstereyim bak. Kitap bak kapağını tamam, böyle tamam. Rahatlıkla bükersin. Onu demedim sen bükersin. Yanlış anlatış biçimi yanlış. Hiç tamam, hadi dur. Anlatmadım da sen bilemedin neyse. Bilemedim yaşamasın. Hadi bir daha sor. Tamam algoritma yapacak mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onu 20 soruda biliyorum. Ama bak bir şehir adı veya özel bir şey olmasın yoksa bilemem. Tamam tuttum. Tuttum. Birine hediye edebilir misin? Yani etmezsin. Hediye olarak seçilmez. Tercih edilmez. Sen kullanıyor musun? Evet. İnsanların %99'u falan kullanıyordur. Yani her evde muhakkak olur. Tuvalette bulunur mu? Hayır. Yatak odasında bulunur mu? Bazen koyanlar var yatak odasına. Mutfakta bulunur mu? Mutfağa da koyanlar var. Tuvalet hariç her odaya koyan var yani. Yok artık LeBron James. Evet. Gerçekten tuvalet hariç her yere konulabilir. Dur, mikrodalgaya sığar mı? Boyutları değişiyor. Kimisi küçük oluyor, kimisi büyük oluyor. Ama küçük olanlar sığar, büyük olanlar sığmaz zaten bunu da anlarsın. O nedir abi ya? Garip garip şeyler soruyor bu çocuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kırılmadan bükülebilir mi? Hayır. Sapı var mı sapı sapı? Hayır yok. Ses çıkarır mı? Kimisi çıkarıyor. Tık 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 tık. Birisi çıkarıyor kimisi çıkarmıyor. Cevabı söyledi çocuk ya. Yani bence şaşırtmak için de söylemiş olabilir de dediğin doğruysa aynı kağıda yazıyorum. Boşuna kağıt israf etmeyelim daha. Saat mi? Evet, saat. Zaten tık 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 değil ki ben direktmen bildim. O zaman son bir kez daha yapalım mı? Video kaç dakika oldu? Şu anda 7,5 dakika. Tamam, videoyu 10 dakika yapalım. Gelelim. Tut aklından bir şey. Tuttum. Tuttu. Bakın burada gözüküyor şu an. Bakalım bilebileceğim mi? Mutfakta bulunur mu? Yani tüm her yerde bulunabilir. Yenilik. İnsan onu taşır çünkü. Taşıyarak her yere götürür. Teknolojik mi? Evet. Seni eğlendirir mi? Evet. Buldum abi. 4 soruda buldum. Eren bu kadar kolay şey sorulur mu? Video 10 dakika olmadı. Telefon. Evet telefon. Bu kadar kolay şey sordur mu ya? Senin yüzünden video 10 dakika olmadı şimdi. Mazeret bulup videoyu 10 dakikada yapacağız. Bir kere daha anlıyorum. Bu yüzden videonun sonuna geldik. Zaten çok uzun videolar çekmeyi sevmem. Çünkü çok uzun videolar izlemiyorum. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz.